tutturmuşlar efendim, din ayrı, devlet ayrı. Tamam, meselelerimi hallet, problemlerimi çöz, hastaları şifaya kavuştur, borçluları kurtar, işsizlere iş bul, memleketi huzura kavuştur, tamam kabul edeyim. Hem bunca problemler, belalar, sıkıntılar var, aman laiklik elden gitmesin. Laiklik kimsenin karnını doyurmuyor ki. Hallet meselelerimi erkeksen. Dinle devleti birbirine ayırdın, tamam ayırdın, adına da laiklik koydun. Öyleyse meseleleri çöz. Rüşveti önle, içkiyi önle, kumarı önle, ırz düşmanlarını yakala, memleketi soyanları yakala, hazineyi soyanları yakala, memlekete huzur getir, Türkleri, Kürtleri birleştir bakayım erkeksen laiklikle. Karın doyurmuyor laiklik. İnanmıyorum vallahi buna. İnsanlar, hadi bir insanları laiklik prensibiyle kardeş yap. Hadi birbirine güvendir, itimat ettir, beğendir, sevdir, saydır. Hani? Ya neye yarıyor bu? Laiklik, laiklik, laiklik. Hani kardeşlik, hani insanlık, hani saygı, hani sevgi? Yaramıyor bir şeye bu ilke. Bu ilke bitmiştir, bu ilke bitmiştir. Çürük diş gibidir artık. Sökülüp atılması lazım. Meselemizi çözmüyor, davayı çözmüyor. Açları doyurmuyor, işsizlere iş bulunmuyor. Rüşveti önleyemiyorsun, suistimali önleyemiyorsun. Soygunu önleyemiyorsun, zulmü önleyemiyorsun. Laiklik zulmü önlemeye yetmiyor. Güneydoğu bölgesindeki terörü, işgali, anarşiyi önlemeye laiklik yetmiyor. Sen çare getir, laf getirme, kelime getirme, slogan getirme, boş laf söyleme, bana çare getir. Millet bunu böyle söylemesi lazım. Boş laflarla kimsenin karnı doymuyor. İstikbal endişesi, dünyalık meseleler olamaz. Ve bu dünyadaki varlıklar kimseyi, eğer Allah yolunda yatırım yapmadıysa, Allah yolunda çalışmamışsa, Allah'ın hükmü hakim olsun diye çırpınmamış, didinmemiş, uğraşmamışsa, vallahi servetiniz başınıza bela olacak. Yeminle söylüyorum. Servetiniz başınıza bela olacak. Mülkiyetiniz başınıza bela olacak. Zekatını vermediğiniz servet başınıza bela olacak. İslami terbiye ile terbiye edemediğiniz çocuklara bıraktığınız miras başınıza bela olacak. Hacı efendilerin, hoca efendilerin, derviş efendilerin, sofu kardeşlerin topladıkları mallar, mülkiyetler, hanlar, hamamlar, iş yerleri, arabalar, nakit paralar, çekler, senetler, menkul gayrimenkul mallar öldükten sonra beynamaz çocuklara kalmışsa, içkici, kumarcı, eğlenceye düşkün çocuklarına kalmışsa, o kalan malı o çocuklar içki yolunda, kumar yolunda, kız ve karı yolunda, beynamazlık yolunda, eğlence yolunda harcadıkları müddetçe o malları bırakan Hacı Baba'nın ruhuna kabirde kezzap dökülecektir diyor alimlerimiz. Kezzap dökülecektir. İnanın buna ya. Çünkü sen kazandın. Keyfini onlar sürecek, azabını sen çekeceksin. Ya servet hesabını yanlış yapmışsın, yahut neslini ihmal etmişsin. Servet toplayacağım diye, zengin olacağım diye ırzını ihmal eden, namusunu ihmal eden var. Zengin olacağım, ben de efendim firma kuracağım, şirket kuracağım, holding olacağım diye ırzını ve namusunu satanlar var. Gel ki göreyim ahirette halini senin. Ölmeyecek misin deyyus? Gitmeyecek misin dünyadan? Herkesin ayrıldığı teneşir iskelesinden, herkesin ayrıldığı musalla iskelesinden senin de gemin kayığın kalkmayacak mı? Sen müstesna mısın? Öyleyse insan şerefini, namusunu, dinini, imanını dünya için terk eder mi be?
Hem bu servet orada geçmez ki. Geçmeyecek. Dünyada bile öyle, hepimiz görüyoruz efendiler. Şimdi kalkıp da Suudi Arabistan'a gitmek isteyen bir kardeşimiz ya Almanya'ya gitmek isteyen bir Müslüman, Amerika'ya gitmek isteyen bir Müslüman buradaki kendi parasıyla oralara gidebilir mi? Giderim diyen dünyayı tanımıyor demektir. Suudi Arabistan'a gitmeden evvel elinde avucunda ne kadar paran varsa ve sen de orada ne kadar kalacaksan gitmeden evvel bu Türk parasını, yerli parayı, kendi paranı gideceğin memleketin parasına çevirmek zorunda mısın, değil misin? Zorundasın. İstersen yapma bakayım. Geçmez ki senin paran orada. Dünyada ne kadar para toplarsan topla, bu para ahirette geçer mi? Geçmiyor. Öyleyse ahiretin dövizine tebdil et bu parayı. Ahirette geçecek şekle getir lan bu parayı. Niye bekletiyorsun? Hamallık ediyorsun. Aptallık ediyorsun. Değerlendir. Ahirete yatırılmayan para bitmiştir, istikbali yoktur. Enflasyondan parayı kurtarabilirsin ama ahiretteki bu azaptan kurtaramazsın. Ve bizim esnafımız, tüccarımız, tabii iyilerini, salihlerini, Allah yoluna koşanları daima istisna ediyorum. Allah onlardan ve sizlerden razı olsun. Gördüğümüz gibi camilerimizi, imam hatiplerimizi, Kur'an kurslarımızı, dini hizmetlerimizi taşıyan, yapan, yakıştıran sizlersiniz. Geçen gün hepiniz gördüğünüz gibi Eyüp Sultan İmam Hatip Okulu'nu, Eyüp İmam Hatip Okulu'nu genişletmek istiyorlar, inşaatları var. Gelen talebeler üst üste oturuyor, sınıflar dop dolu, kalabalık, eğitim yapamıyoruz, yerimiz az dendi, söylendi. Eyüp Sultan Camii'nin imamı kardeşimiz de geldi, hutbe okudu, söyledik beraber. Tam 55 milyon lira para toplandı o cuma. 55 milyon lira toplandı. Allah hepinizden ve hepsinden razı olsun. Memnun oldular. Allah da memnun oldu, Resulullah da memnun oldu. Eyüp Sultan da memnun oldu. Akşemseddin de memnun oldu. Cemaatimizin içinde var tabii, yani iyiler olmasa kökten yok oluruz. Onlar için demiyorum ama ben genel olarak söylüyorum. Umumen söylüyorum. Evet, hakikaten yağmur var. Farkındaysanız dışarıda namaz kılmak mümkün değil. Daha fazla, geçen güneşli günlerden daha çok sıkışacağız. Olduğu gibi bak, camlar buğulandı. Yağmur tamamen geliyor, akıyor. Kardeşlerimizi üşütmeyelim, hasretmeyelim. Demek ki gitmeden evvel ebedi aleme, sonsuz aleme, ahiret alemine, beka alemine gitmeden evvel buradaki varlığımızı oranın varlığına, orada geçecek şekilde oranın geçerli kıymetine tahvil etmek lazım. Tahvil. Buradan gitmeden evvel bunu yapmak lazım. Yapmadın, etmedin, bütün bu servet, bütün bu miras kaldı çocuklara. Çocuklardan da namaz kılan yok. Vay senin haline. Çocuklardan da iffet, lezzet, İslam, iffet bir şey yok. Vay senin bıraktığın paranın başına bela olmasına. Çekersin. Sadece dünyada hamallık etmiş olursun.